Herkese arkadaşlar, ben Özak. Benim Süleyman Zayt olacak. Arkadaşlar, bugün size araç alma serimizden bir video yapacağız. Bugün şu ana kadar aldığımız araçların en ucuzunu alacağız. Ve şu anda en ucuz araba alma rekorunu kıracağız arkadaşlar. Kardeşim, bugün kaç TL bir araç alacağız? 50 TL. Bir daha söyle. 50 TL. Bir daha söyle, adamlar inanmıyor abi. 50 TL. 50 TL. 50 evet, TL bildiğiniz. Yani 100 liranın yarısı olan 50 lira var ya, o 50 liraya bir araba alacağız. Yanlış duymadım bak, tekrar söyleyeyim. 50 liraya arabamızı alacağız. Bineceğiz, gideceğiz diyemeyeceğiz. Binip gidemiyoruz çünkü arabanın motoru yok abi. Evet. Motor yok, diferansiyel yok, muayene yok, sigorta yok. O yok, bu yok. Ama biz tabii ki araba almak için alıyoruz arkadaşlar. Satışı da var bu arabanın. Evet. Sadece 50 TL aracımızı alıyoruz oğlum kardeşim. Evet, sahibi şey atmış, sanayi atmış. Sanayinde de 5-10 sene yatmış, parçalarını çalmışlar. Sahibi de ben bu arabadan kurtulmak istiyorum dedi, bizi aradı. Bıktım dedi. Evet. Beni bu arabadan kurtarın dedi. Biz de artık arabayı almayacağız bakalım. Hadi o zaman kardeşim, gidelim mi? Evet. İyi, hadi gidelim. Arkadaşlar, bu arada biz bu videoda arabayı alacağız. Arabayı çekiciyle götüreceğiz. Nereye götüreceğiz ben kardeşim? Tamirciye. Niye tamirciye götürüyoruz? Çünkü siz diyorsunuz ki arabayı alıp artık bir toplayın, bir tamir edin de biz de görelim bu arabadan ne oluyor. Hurda araba alıp atıyor musun diyorsunuz. Biz de bu arabayı tamir ettireceğiz. Fakat burada iş sizde bitiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Sizlere şimdi hemen bir açıklama geliyor bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Misket Sabri. Evet. Bu arabayı toplamamız için bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam, arkadaşlarımız abone olur ama 50 TL'ye özel senden kaç like bekliyoruz ha? 5000 like istiyoruz arkadaşlar. 5000 like atın. Tamam, abone olmak önemli. Like atmayı unutmayın. Sonra hiç uzatmıyoruz lafı. Arabayı alıyoruz, çekici yüklüyoruz, direkt tamirciye gidiyoruz. Ve ondan sonraki videomuzda inşallah, bundan sonraki videomuzda arabayı toplayarak videomuza başlıyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yoldayız. İvedik sanayiye gidiyoruz yani. Hurdacıların, çöplüğün veyahut da işte bakırcıların olduğu sanayiye gidiyoruz. Burada bir araba varmış. Arabayı adam sanayiye bırakmış. Arabadan da bıkmış yani. Muayenesi yok, sigortası yok, onu yok, motoru yok, şanzımanı, diferansiyeli, araba kazalı. Allah belasını vermiş araba. Ne öyle bir araba arkadaşlar, bugün almaya gidiyoruz. Adam diyor ki yeter ki bu arabayı satışını alın, benden kurtarın bu arabayı diyor. Biz ona bunun karşısında tabii nispeten bir bedel gösteriyoruz. Yani bedava araba alamadığım için nispeten bir bedel gösteriyoruz. 50 TL'ye bu aracı alacağız arkadaşlar. Bugün 50 TL'ye Türkiye'de bir teki gerçekleştiriyoruz. Söylüyorum, yanlış duymaz 50 TL'ye. Şu an karşı nasıl olacak? Arabamızı yolacak mı kardeşim? Bakacağız. Bakacağız bakalım. Şimdi arabanın yanına gidiyor. Şimdi bakmaya gidiyoruz arkadaşlar arabanın yanına. Evet, şimdi yolda daha mı yanına gidiyoruz? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracımızın yanına geldik şu anda. Gördüğümüz gibi aracımız burada. Motor ne yok, gördüğünüz gibi. Aracımızın sahibi de bu abimiz. Abi ne yapıyorsun? Merhaba kardeşim, iyi, çok şükür. Yani. Vallahi bu arabadan bıkmışsın değil mi herhalde abi? Bıktın kurtulmak için. Hayır. Abim dedi ki yeter ki de şu arabadan beni kurtar dedi arkadaşlar. Biz de gördüğümüz gibi böyle bir hurdayı aldık. Türkiye'de tek, değişen boya hata yok aracımızda ama maalesef ki değişmek zorunda. Bunun parçaları hep sanayide çaldılar değil mi abi? Aynen abi. Arabada koltuğu moltuğu kalmış. Abimiz dedi ki en son kurturum dedi. Onun dolayı çok uygun fiyatlar öde arabayı sattı gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi abi ne yapıyoruz o zaman? Notere mi gidiyoruz? Hadi notere gidelim. İyi. Şu ufak tefek dengin defansiyonu yok ama dengin kollarını ne koyuyorlar arkadaşlar bakayla. Şimdi stoplarımı topladılar. O da bakalım arkadaşlar. Tüfe tarihi var mı? Tüfe tarihi var mı? Var herhalde. 0410. Yok, bitmiş tüfe tarihi. Tamam, sıkı yok, hadi bakalım. Jantlarımı attım işte bakayım da. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yoldayız. Abimiz önündeki arabada, biz de buradayız. Şu anda paramızı vereceğiz abimize, 50 liramızı. Sonra satışımızı vereceğiz. Hani satış parası arabadan fazla. Satış parası şu anda 300 lira olmuş. Arkadaşlar 50 lira veriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra arabamızı alıyoruz. 50 liramız hazır bak. Saranoğlu, niye mutlusun bu kadar? Vallahi 50 liraya araba aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 50 liraya kimse araba alamazken biz alıyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 66. otelliğe geldik. Arkada 66. otellikteyiz. Görüyorsunuz. Satışımızı alacağız. Sen sonra alacağım. Evet. Şimdi otelde gidiyoruz bakalım. Abimiz buna gidiyor. Şöyle giriyorsunuz. Abimiz otelde. Ben numara gir içeri. Fırat, sen de gir içeri. Satışımızı verelim bakalım. Arkadaşlar, şimdi gördüğümüz gibi aracımız burada. Gördüğümüz gibi defansiyonu sökmüşler böyle. Birazcık. İşte Sivan Prosto'muzu bu. Sivan Prosto kardeşim, bu araba sence nasıl bir araba? Bitmiş güzel değil mi? Araba. Hayır, bıkmış bu arabadan. Motoru şimdi gel, bir eksiklerini alalım motorun. Gaz beyni yok, aküsü yok, radyatörü yok. Marş dinaması, şarj dinaması, üst kapak, ondan sonra ispiratör, bobin, kayış, ateşlemesi, fren sistemi, vesteroans. Direksiyon merkezine kadar sökülmüş aracımızın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda bu şekilde aracımız. Ama inşallah bunu tamamlayacağız. Farları, panjurları, tamponu, hiçbir şey yok. Aracımızın iç aksamında çok eksikleri var. Orada jantları nereye koydunuz? Bagajı. Jantları bagaj olmuş. Arka jantlar arkadaşlar. Fakat aracımız burada çalına çalına bir hal olmuş. Sahibi de en son bıkmış. Arabayı alıp kurtardı. Şimdi noterden gittik geldik. Aracımızı şey yaptık. Şimdi hemen ne yapıyorsun kardeşim? Çekici bekliyorum. Çekici çağıracağız. Aradınız mı çekiciyi? Evet.
Çekici aradım kardeşim. Çekici gelecek bakalım. Çekici aradığımızı alıp gideceğiz. Neyse gördüğünüz gibi aracımızı aldık fakat bu arada da kapı sorunu var. Bir üstünde eski kaportajlardan kim kaldı diyoruz. Aracımızı kapıyı açıyoruz abi. Çat. Çat çat. O işte. Çat çat. O iş tamam abi. O iş o kadar. O iş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim şu arabanın içine bindi. Rahat değil mi kardeşim evet. Koltuklar? Koltuklar rahat mı kardeşim? Rahat rahat. Rahat rahat oturuyor. Kapat kardeşim kapıyı. Abi kapıya da bir kapa. Heh camını aç baba. Aç baba camı. Açılmıyor mu? İşte burada konuşuyordum. Söyle kardeşim söyle. Söyle kardeşim. Çok rahat bir araba. Şu anda arabayla oynuyor bakalım. Buna şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu an sıradaki işimiz ne kardeşim? Çekici geliyor şu an. Çekici bekliyoruz. O sırada çekici gelecek. Çekici götürecek. Nereye götürecek kardeşim? Motorcuya götürecek. Motor defans defans taktıracağız arabamıza. Her türlü yapacağız diyoruz. Arabamız hiçbir şey önemli yok ama bu sefer her türlü yapacağız şeref. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekicimiz geldi şu anda. Aracımızın arkası kilit kuralından indirdik. Defans olmadığından dolayı. Sürte sürte arabaya alacağız inşallah bakalım. Neyi dedim ben dedim koparacağız. Allah yardımcı olsun. Onları çıkarttık bakalım. 50 lira arabaya 100 lira çekici parası veriyor arkadaşlar maalesef ki. Ama 50 liraya aldık sonuçta arabamızı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çekici arabayı sürtüp arabanın götüne atacağız. Hadi. Araba 50 lira oldu. Gördüğünüz gibi götüne atacağız. Çekile bakalım. Burada aracımız burada son haline geldi. Görüyorsunuz bir parçaya yaşanıyor şu anda. Aracımız sürte sürte geliyor. Egzoz neyse hiçbir şey kalmadı arabada. Allah. Süleyman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı yükledik sonunda en son. Lastik çağ her tarafı kopmayan yeri kalmadı ama şu an aracımızı yükledik gördüğünüz gibi. Şuraya çağ kaldı. Gördüğünüz gibi şu an arabamızı yükledik götürür bakalım. Çok güzel bir video da. Heh. Burada da bayram abimiz var. Toplayacağız bunu. Bunu dikeceğiz aya. Buna M50B20 koyacağız değil mi abi inşallah? Aynen M50 koyacağız. M50B20. Onda bir tobaş var arkadaşlar. Bunun motorunu koyalım. Biliyorsunuz. Onda ne var abi? Bunda M20 var. 3.5. M20 3.5. Tobaş kağıdı da 20'de. Tobaş kağıdı da 3.5. Valla doğrudur abi. Şimdi tobaşımızı aldık arkadaşlar. Yükledik götürür bakalım. Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cenazeyi şu anda yükledik. Cenazemiz mezarlığa doğru gidiyor. Şu an mezarlıkta adam alıp çıkacak inşallah. Tırdı bakalım şu anda yolda. Allah rahmet eylesin diyoruz ama çok yakında bekliyor. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz gibi motor uzmanı, motor uzmanı Harun abimiz yanına geldi şu anda. Harun abi video YouTube'a atacağız abi. Bu arabayı jet gibi yapman lazım. Motoru yok, diferansiyel yok biliyorsun. Bunu yapacaksın mı Harun abi? Yapacağız abi. Güzel olacak değil mi? Ömer abi de nerede Ömer amca? Valla gelir burası. Burası arkadaşlar Çelik Oto. Ankara Evedi kurucularının en hızlı motor tamir edebilen, en ucuz motor yapabilen insan. Doğru mu Harun abi? Doğru mu? Şu anda gördüğümüz gibi Ömer amcamız olaydı iyi olurdu valla. Şimdi bakalım aracımızı indiriyoruz. Tamire başlayacak. Harun abi buna yapacağımız ilk işlem ne Harun abi? Defansiyel tarayacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra motorla uğraşacağız. Sonra elektrik tesisatı. Rahat tür çalıştırıyor değil mi? Evet. Anahtar teslim vereceğim diyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız şu anda buraya indiriyoruz bakalım Allah'ın izniyle. Emirci bu dayımızda kaynağını yapacak. O da kaynak maynak yapacak. Boya, zımpara her şey ne varsa arkadaşlar gördüğünüz şu an aracımızı indiriyoruz buraya. Biz indiriyoruz buraya. Harun abimiz var. Ömer amca onun babası. Bizim çok eskiden tanıdıklarımız insanlar. Şimdi onlar arkadaşlar aracımızı indireceğiz. Motor şarjıman koyacaklar arabaya. Olsa defanse koyacaklar. Aracı 100 lira getirecektir. Çok uygun fiyat yapacaklar bunu. Ahmet kardeşim sence olacak mı bu araba? Bu araba olacak. Olacak değil mi? Şimdi yavaş yavaş. Benim teker olmadan bu zor olur. Çok güzel yaşam. Her şey bağlayacak abi. Tek marşı çalışacak. Harun abi tek marşı çalışacak mı araba? Ne olur. Şöyle çektiremez misiniz ağaçlar? Arkadaşlar şimdi Harun abimiz yanımızda kaputunu aç bakalım aracı. Var mı? Şimdi kaput bu şekilde. Şunu da bunu kim koydu? Buraya bu. Nerede buldunuz lan bunu? Asıl bunu da şey üstüne koymuş arkadaşlar. Bu arabada fren merkezi yok, motor yok. Tip yok. Hiçbir şey yok abi. Dinamo anneli yok. Defransiyel yok, dinamo yok. Elektrik tesisatı da doğru düzgün değil zaten. Harun abi bunu nasıl bir çözüm uygulayabiliriz? Sen kaç aldın? Nereden buldun bu arabayı? Ben bunu adam beni aldım. 50 liraya aldım. Valla mı? Valla 50 liraya aldım. Abi sen bu aralar başka niye beni arıyorsun? Al bu arada motor alacaksın. Defransiyeli de alacaksın. Bunları hallederiz de sana biraz maliyeti fazla olur. Ya maliyeti bize uygun. 100 lira alabilir miyiz? 200 lira mı? 200 lira olmaz da sana 500 liraya hallederiz. Motor atacaksın. Defransiyeli takacaksın. Aynen. Git ama hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Arkadaş 500 liraya da şimdi motor attırıyor defa. Ama bak tek marşı çalışacak değil mi? Çalışır. Yanar mı? Çalışmasa para verme. Yanar mı? Yanmaz olur mu? Yanmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 500 liraya da anlaştık arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman ne yapalım Harun abi? Sana hemen ödüyoruz arabayı. Tamam kardeşim. Bir içine neyi bak Harun abi? Yorum yap bana. Araba kasasına falan bir yorum yap bana. Harun abi anlıyor musun? Onu ben böyle arabalar normalde yapmıyorum da senin aklımda bir şey var mı Ömer? Harun abi arabayı yorum olsana. Direkt de falan nasıl? Araba güzel ya, hatasız değişiriz. Değil mi? Evet. Arkası nasıl abi? Götü de güzel, buralarda yaprakla doldururuz sen. İlk başta defaset, sonra motor, sonra ne abi? İlk önce yürüyen aksamdan ne yapacağız? Freni ne yapacağız? Ondan sonra motor ne yapacağız? Ha, en son motor alacağız. Sonra da biz marşı masa gideceğiz. Sonra da boyatırız. Harunsa elektrik tesisatını da yapacaksın. Elektriği de yapacağız. Tamam. O zaman biz ne yapalım? Burası çar çabuk servis biliyorsunuz. Valla. 5 dakikada arkadaşlar. Numara da verin Harun abi. Benim dükkan Ömer abinin numarası olması. Numara Türkiye'nin en uzun motorcusu arkadaşlar burası. Türkiye'nin en uzun motor. Harun abi numaranı verdi ya. 0536 975 33 38. Arayın abi. Harun abi numarası. Ömer Çelik o aslında müdür burada da şu anda gelmemiş arkadaşlar buraya. Şu anda gelmemiş. Ömer abi nerede abi? Ömer abi ihaleye gitti. İhaleye gitmiş arkadaşlar. Çok büyük bir esnaf olduğundan dolayı sürekli arabayla satıyor. Sürekli burada arabayla. 3 tane. Bunda Harun abi anlaştık. 500 lira komple yapıyor baştan aşağı. Maşallah. 50 lira da arabayı aldık. 50 liraya arabayı alıyoruz. 500 lira tam parası veriyoruz. Nasıl çağırıyor bunu çözemedim ama. Hayır çekici de... Çekici de 100 lira verdik. 50 lira araba, 100 lira çekici parası veririz. Bedava. Vallahi doğru. Bedava. O zaman abi biz kaçıyoruz Harun tamam. Abi. Hadi Allah'ım otur abi. Hadi Allah'ım otur abi. Çözüm. Bu araba sen yapar. Ama bu arada da bir de ceza gelirse bak karışma ama. Yok abi ceza yok abi. Koronavirüsten dolayı ceza gelirse karışmam. Sen ödettiririm bak. Bu araba size ait abi. Tamam. Hadi bak. Tamam. Size emanet. Bu araba yapın diyoruz. Allah'ım otur diye hadi gidiyoruz abi. Hayırlı olsun. Haydi. Kendinize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı şöyle buraya bıraktık. Bak bu şekilde bırakıyoruz motor çağırdı masız. Çok yakında geliyor inşallah. Çok yakında toplamaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz videonun sonuna gelince kendine bakın sağlık atın alamadın diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz diyoruz. Sümer kardeşim sen ne söylersin? Görüşürüz arkadaşlar. Ahmet kardeşim sen ne söylersin? Görüşürüz. Sümer Ahmet'le görüşürüz. Ben de videomuzu bakın beğenin. Arabamı toplayacağız diyoruz. Sabri Hoca en son olarak sen ne diyorsun? Görüşürüz arkadaşlar. Küçüklerin ellerinden büyüklerin gözlerinden öpüyorum. Küçüklerin ellerinden niye öpüyorsun? Pardon arkadaşlar. Dilim sürtüştü. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Videomuzu burada bitiriyoruz.